Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, Üsküdar'ın imarı için tam 9 yıl çaba sarf ettim. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezdim, anlattım. Bugün 7 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki abimiz, babamız imarın ne olduğunu öğrendi. Çok şükür. Kendimden gurur duyuyorum. İnanın çok seviniyorum. Üsküdar'ın 16 mahallesi var. Yüzlerce büyük parsel var. Ve bu yüzlerce büyük parsel ifraz olduğunda binlerce parsel olacak. Bize yüzlerce müteahhit değil, binlerce müteahhit lazım. Onun için bizim derdimiz para değil. Derdimiz beka sorunu olan çürük binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Onun için ben elimden geleni yapıyorum. Bugüne kadar ne söylediysem hepsi hayata geçti. Ne söylemiştim? Büyük parseller ifraz olmalı. Bir kişinin müracaatıyla, bir çürük binayla parseller ifraz olmalı dedik. Oldu mu? Hepsi oldu. Ne dedik? 3'te 2 çoğunlukla kentsel dönüşüm olmuyor. Bunun %50'ye düşmesi lazım. O da hayata geçti. Tebligatlarla ilgili de söyledik. Onlar da hayata geçti. Bir kişinin müracaatıyla karot alınıyor. Bina çürükse kentsel dönüşüme giriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza ve bütün milletvekillerine binler defa teşekkür ediyoruz. Neden? Kentsel dönüşüm yasası 100 yılın yasası. Kim ne derse desin. Rezerv alanını kafaya takmış bazıları. Hep engelliyorlar ya. Hayatları boyunca hep engellediler. Taş üstüne taş koyma niyetine değiller. Bakın kardeşlerim. Kentsel dönüşüm öyle kolay değil. Yavuz Sülük'te 3300 metrekare 3 tane ev var içinde. 2 sene oldu. 3 blok. Yavuz Sülük'te 3000 metrekare arsa. Boş. 2 seneyi geçti. 3 blok. Öyle kolay değil. Hep şunu düşünüyorlar. Önce benim parselim olsun. Bakın bu kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte Üsküdar'ın da önü açılmıştır. Müstakil parsellerde bir sorun yok. Ama hisseli parsellerde de ifrazlar oluyor. Bakıyoruz. Bu ifrazların %1'i bile hayata geçmez. Niye biliyor musunuz? Eğer bunu ilk başta söyleseydik inanın hiçbir şey olmazdı. Bugün merdivenlerin en üst basamağına geldik. Bir basamak kaldı. Artık bütün sorun bitiyor. Nedir o? Parsellerde büyük parsellerin plan tadilatları bir yılda sınırlı olması olsun dedik. İnşallah bakanlığımız çok süratle bunları da yapacak. Vizyon lazım. Bu işi bilen insanların yukarıdan aşağı hükümetimize, bakanlığımıza destek olması lazım. İnşallah temenni ediyorum ki yüksek vizyona sahip insanlar bu işlere başına gelecekler. Ve biz Üsküdar'ı çok çabuk kentsel dönüşüme döndüreceğiz. Buradan çağrı yapıyorum. Bina sahibi kardeşim, arsa sahibi kardeşim, kentsel dönüşüm isteyen kardeşlerim, istemeyen kardeşlerim, parsellerimizin ayrılması lazım. Bakın 1000 metre parseller olsa hiçbir sorun olur mu? Olmaz. İnsanlar birbirinden göre göre devam ederler. Konu, hedef çürük binadan kurtulmaksa %40 terki unutacağız. Bir parselde illa %40 terk alacağım diye eğer siz ifraz yaparsanız bunların hiçbiri hayata geçmez. Şimdi Kirazlıtepe'de 12.600 metrekare parselimiz var. 2019 yılında ifraz olmuştu taslak halinde. 5 yıl geçti devam. Bütün parseller şu anda ifraz oluyor. Doğru. Bazı parsellerimiz çok kolay olacak. Bazı parsellerimiz de zorlanacağız. Onun için diyorum ki parsel sahibi kardeşlerim, ya kendiniz ya parselinizde sevdiğiniz biri veya bir emlak ofisi veya mimar veya müteahhit bunu görevlendirin, yetki verin buna. Ben her ada parselde göreve hazırım. Yetki belgesi almadığım hiçbir parselde çalışma yapmayacağım. Neden biliyor musunuz? İnsanlarımızda vefa duygusu yok. Birçok insanı bir araya getiriyorsunuz. Ondan sonra sizin bütün emekleriniz boşuna gidiyor. Benim derdim o parselin bir önce dönüşümünü sağlayabilmek. Yoksa zaman kaybına hiçbirimizin tahammülü yok. Ben her parselde sizlere yardımcı olmaya hazırım.
Siz de kendi parselinizde mutlaka öncülük yapacak dostlarımız, kardeşlerimiz yetki verin ki inşaat firmalarıyla görüşsünler. Bakın, birçok inşaat firmalarıyla görüştük. Şu kanaata vardık. Bir talepte bulunuyorsunuz, değil mi? Evet, sizin talebinizi biz iletiyoruz. Sonra masaya oturduğumuzda, efendim sanki onlar hiç bu talebi yapmamış gibi başka bir şey söylüyorlar. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bizim yapmış olduğumuz çalışma çöp oluyor. İtibar, ondan sonra emlakçı suçlu. Yok öyle bir şey kardeşim. Kime verirseniz verin yetkiyi, mutlaka yetkiyi verin. İnşaat firmalarından görüşsünler. Sizin taleplerinizi karşıladıkları takdirde tek tek madde madde yazsınlar. Aşağı imzasını atsınlar, kaşesini bassınlar. O zaman işte masaya oturduğunuzda hiçbir itiraz olmaz. Ben bunu söylüyorum.